Ova Çevik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuz çok basit bir konu üzerinden olacak. Bildiğiniz üzere kompati veya quick play girmeden önce hani şöyle bir özellik var. Mesela şöyle yapınca skirmish, pratik range, deathmatch diye özellikler var. Sizlere bunlardan nasıl maç öncesi hemen aim kısılır bundan bahsedeceğim. O zaman hızlıca geçelim. Öncelikle oynayacağınız karakterler, mesela damage, spot veya işte damage tank oynayacaksınız, işte red ediyorsunuz. Bunun hemen altında pratic range var. Siz buna tıklıyorsunuz. Pratic range'e giriyorsunuz. Şu an ben çıktım eşleştirmeden. Fakat eşleştirme sırasında hızlıca siz de nasıl aim'inizi oturtabilir, nasıl kasafınızda daha rahat ettirebilirsiniz onu bahsedeceğim. Öncelikle burada 3 kategori var bildiğiniz gibi. İşte tank, damage ve support. Öncelikle tank arıyorsanız zaten hızlıca bulacak. O yüzden sizlere tavsiyem direkt olarak Reynard'ı seçmeniz ki eğimle ne alakası var demeyin. Başlar başlamaz çift basıp böyle sola gidin ve bu karakteri alın. Bu karakteri aldıktan sonra bununla bir kez, bakın şununla bir kez vurun. Ateşe atın. Sonra bu doğacağı için şöyle bodoslam yapın. Bir kez daha vurun. Arkanıza dönün. Kalkanı aç, vur, aç. Bu aç vur yapın. Bunu Vayne ısınmış olarak düşünebilirsiniz. Veya işte diğer tanklarda hani böyle aç vur aç vur hızlıca. Save oynamayı kısa bir şey olsa da böyle. Gelelim DPS en uzun müddet. Şimdi öncelikle buradan Hanzo'yu seçiyoruz. Hanzo'yu seçtikten sonra tam bu anın ortasına geliyoruz. Şöyle spey atalım. Öncelikle yapmanız gereken şeyler basit. Aim'inizi alın. Ateş ettim. Kafadan ateş ettim. Hızlıca döndüm. Ateş ettim. Bunu tekrarlıyorum 2 dakika boyunca. Hızlıca döndüm, ateş ettim. Doğdu, öldü. Doğdu. Bak çektim diyor, ölüyor. Çekiyorum, ölüyor. Çekiyorum, ölüyor. Çekiyorum, ölüyor. Bak ama tamamen olacak hani. Şu ortadaki şey var ya, bakın. Bak şu. Gördünüz mü? O şey tam dolunca çekmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki kill'i aldım. Aldım. Ama Tracer'ı da kaçıverdim. Hiç dert değil. Hemen geri dönüyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bunu bir iki dakika yaptıktan sonra buraya hızlıca geri dönün. Buradan eşi seçiyorsunuz. Ve eşi seçtikten sonra da yukarıya sıçrayıp buradan karakterle kafadan vurmaya çalışın. Sıçrayın. Vurun. Böyle böyle yapın. Sıçramanız gelene kadar ise bu, yani E özelliğinizi şu civara bakıp şöyle atın. Şurada tutun. Gelmesini bekleyin. Ve böyle vurmaya özen gösterin. Zıpladım. Kafadan vurdum. Kafadan vurdum. Sana da kafadan vurdum. Dinamitim şu an aktif değil. Dinamitim aktif olmak için Tracer'a döndüm. Böyle böyle hızlıca döndüm. Dinamitim aktif. Dinamiti attım. Vurdum. Zıpladım. Iskaladım. Olabilir. Iskaladım. Vurdum. Vurdum. Tracer'a hızlıca döndüm. Onu da vurdum. Böyle böyle bunu da alışın. Eğer buna alışık değilseniz de Soldier 76'ya gelin. Yani Soldier 76'a gelin. Buradan ise şu civara çıkın. Tam benim bu olduğum lokasyona çıkın. Ve bundan başlayarak bu böyle hani yüksekten oynamak zor olduğu için solcuğu eğiminizde hakimiyet gerekiyor. Çünkü solcuğun bildiğiniz gibi silahı böyle teptiği için hani biraz eğim kontrol istiyor. Böyle böyle alışacaksınız. Şimdi bakın size bu anlattığım şeyler eğim nasıl çalışılı değil. Oyun öncesi aim nasıl kolaylıkla hani çalışılır, hafızada nasıl olur? Eğer destek oynuyorsanız buradan anayı seçiyoruz. Anayı seçtikten sonra ise yine bu bölgemize geliyoruz. Hanzo'da nasıl geldiysek böyle geliyoruz. Fakat ana diğerlerine göre daha hızlı. Vurdum, vurdum, sleep attım. Vurdum, vurdum. Bunu attım, bir vuruş yaptım. Iskaladım olabilir. Vurdum, vurdum. Bir daha vurdum. Bunu tabii sleep attıktan sonra gerekiyor. Şimdi bir gelsin özelliklerim. Vurdum, vurdum, sleep attım. Vurdum, vurdum. Bunu attım, Tracer'a bir kez vurdum. Vurdum, vurdum. Tracer'a son bir vuruş yaptım. Böyle böyle yapacaksınız. Tabi bunu save yapın. Vurdum, vurdum, vurdum. Vurdum, vurdum, vurdum. Sleep geldi. Vurdum, vurdum. Hop. Gördüğünüz gibi bunu yapın. Az da olsa hani ana oynarken seyirci dönmenize gerekiyor. Aa, eğer benim eğimim iyi, buna gerek yok diyorsanız tam bu pozisyonda durun. Dönüp hızlıca vurmaya çalışın. Döndüğünüz anda sabitleyin. Bunu isterseniz şuradan gelip tankta seçebilirsiniz ki hani hitbox'ı büyük ya. Döndüm. Ha, aynen bakın döndüm. Eğimim buradaydı. Hızlıca ona çevirdim. Bunu yapmaya özen gösterin. Evet, çok kısa bir videoydu. Farkındayım. Dediğim gibi bu maç öncesi eğim sınırlı böyle bir rehber içeriğiydi. Her neyse, umarım bu rehber size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysanız abone olmayı, bir de like atmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.